inanın dünyanın hangi toplumuna giderseniz gidin. O toplumda İslami aramlara karşı olgun akıllı insanların bilimsel verilerden hareket eden insanların karşı çıktıklarını görürsünüz. Veya İslami Arapların bir bölümüne onların da ceza uygulamalarına gittiğini anlarsınız. Çünkü aklı yaratan Allah'tır. Bilme konu maddeleri yaratan Allah'tır. Bilme konu olan bilim konu olan bilimsel kanunların halikı da odur. Yaradan olgun aklın bilimsel verilerin onaylayamayacağı veya karşı çıkacağı yasaklar koyar mı? Örneğin Yeşilay cemiyeti uluslararası bir cemiyettir. Akıllı insanlar alkollü içkilere, uyuşturucu maddelere karşı çıkmaktadırlar. Ölüm cezası Amerika'da halen uygulanmakta devam ediyor. Bunun gibi rüşveti, kara borsacılığı, emeği sömürü cezalandırmayacak toplum mu vardır? Dolayısıyla aziz kardeşlerim ne var ki burada işaret edelim akıl haramları kavrar. Haramların zararlılığını kavrar. Haramların kötülüğünü, çirkinliğini kavrar ama aziz kardeşlerim kaçınabilmek için mutlaka Allah'a ve ölümle başlayacak ahiret hayatına iman gerekir. Kur'an'ın indirildiği cahiliye toplumunda alkol yaygındı. Her toplumun vazgeçilmez iptilasıydı Yaradan alkollü içkiler riyası anı indirdiği anda bütün müminler vazgeçtiler. Günlerce Medine sokakları alkollü içkiler aktı. Ama Amerika denedi, büyük imkanlar kullandı, alkolü yasaklayamadı. Ve yeryüzü insanlığı alkolün bugün de mahkumu. Yani Allah'a ve ahiret hayatına iman olmadıkça haraplardan korunma mümkün değil.